Değerli öğrenciler, ben matematik öğretmeni Hulusi Ugar. Bu dersimizde 8. sınıf konularından olan dik silindiri anlatacağım. Dersimize dik silindirin tanımıyla başlayalım. Tabanları daire, ana doğruları tabana dik olan kapalı cisme dik silindir denir. Silindirde alt taban ve üst taban birer dairedir. Alt tabanla üst tabanı birleştiren doğru parçasına yükseklik denir. Buradaki R sayısı taban yarıçapıdır. Alt taban ve üst taban daire şeklinde olduğundan yarıçapı küçük R ile gösterilir. Buradaki bu doğruya da ana doğru denir. Şimdi dik silindirimizin açılış halini görelim. Dik silindirin açılmış halinde alt ve üst tabanları birbirine eşit daireler vardır. Yani dik silindirin alt tabanı ve üst tabanı birbirine eşit birer dairedir. Silindirimizin yan yüzeyinin açılmış hali dikdörtgendir. Görmüş olduğunuz gibi. Ana doğruları silindirin yüksekliğidir. Ana doğruları tabanlara dik ve uzunlukları eşittir. Silindirimizin taban çevresi dairedir. Bu dairenin çevresi 2 pi r h şekilde görmüş olduğunuz gibi oluşan dikdörtgenin uzun kenarına eşittir. Şimdi silindirle ilgili formülleri açıklamaya çalışalım. Silindirimizin yanal alanı, yani dik silindirin açılmış halindeki şu taramış olduğum bölge yanal alanıdır. Yanal alanı taban çevresiyle yüksekliğinin çarpımına eşittir. Taban çevresi çember olduğu için 2 pi r'dir. Yükseklik de h olduğu için 2 pi r h bize dik silindirimizin yanal alanını, yani dikdörtgenin alanını verir. Şimdi dik silindirimizin bütün alanını, yani yüzey alanını bulalım. Bütün alan yanal alanla, yani dikdörtgenin alanıyla alt taban ve üst tabandaki dairelerin alanlarının toplamına eşittir. Yanal alan 2 pi r h, dairenin taban alanı pi r karedir. Alt tabanla üst taban alanı birbirine eşit olduğu için iki tane tabanı vardır.
alt taban, üst taban. Onun için iki tane dairenin alanı da alt tabanla üst tabanın alanını verir. Yani 2 pi r, 2 pi r kare. Şimdi bu formülümüzde her ikisinde de burada 2 pi r var. Burada 2 pi r ortak olduğundan 2 pi r parantezine aldığımız zaman formülümüz 2 pi r çarpı h artı r'nin çarpımına eşittir. Yani 2 pi r çarpı h artı r bize silindirimizin bütün alanlar toplamını, yani yüzey alanını veren formüldür. Silindirimizin hacmini bulmaya çalışalım. Dik silindirin hacmi taban alanıyla yüksekliğinin çarpımına eşittir. Taban alanı pi r karedir. Yükseklik de h olduğu için silindirimizin hacmi pi r kare h'tır. Taban alanı pi r kare, yükseklik de h olduğu için taban alanı yüksekliğin çarpımı pi r kare h bize silindirimizin hacmini verir. Şimdi bu anlattığımız formülleri bir örnekle pekiştirelim. Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 8 cm olan dik silindirin yanal alanını ve hacmini bulalım. Soruda silindirimizin yarıçapı yani r 3 cm, h yani yüksekliği 8 cm verilmiştir. Şimdi bunları kullanarak yanal alanını bulalım. Yanal alan formülü taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresi 2 pi r h'tır. Verilenleri yerine yazarsak 2 pi sabittir. Zaten devamı vardır. R kaçtır? 3 vermişlerdi. Yüksekliği 8 verdiler. 2 kere 3, 6, 6 kere 8, 48 pi santimetre karedir. Eğer soruda bize pi sayısını 3 olarak verirlerse, yani verselerdi, pi sayısını yerine yazdığımız zaman 48 çarpı 3 144 santimetre kare olurdu. Pi vermedikleri zaman bunu 48 pi santimetre kare olarak alırız. Eğer verirlerse soruda pi sayısını yerine yazarak çarpma işlemini yaparız. Şimdi bu verilere bağlı olarak dik silindirimizin yüzey alanını, yani bütün alanı bulalım. Bütün alan yanal alanla iki tane taban alanının toplamına eşittir. Yanal alanı biraz önce 48 pi olarak bulmuştuk. Taban alanı, tabanı daire olduğundan taban neydi? Pi r kareydi dairenin alanı. Pi sayısını şimdi pi olarak alalım. Yarıçapımız 3 olduğundan karesini alalım. Ne eder? 3'ün karesi 9. 9 ile 2'yi çarpalım. 18 pi eder. 48 pi ile 18 pi'yi topladığımız zaman dik silindirin bütün alanı 66 pi santimetre kare eder. Eğer soruda bize pi sayısını 3 olarak verirlerse yerine yazdığımız zaman 66 ile 3 çarparsak dik silindirimizin bütün alanı, yani alt taban, üst taban 6,
artı yanal yüz alanı toplamı, yani yüzey alanı 198 santimetre kare olur. Şimdi silindirimizin hacmini bulmaya çalışalım. Hacim taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşitti. Taban alanı pi r kare, yükseklik de h olduğu için pi r kare h'tı formülümüz. Pi'yi pi olarak alalım. Yarıçapımız kaç? 3. 3'ü yerine yazıp karesini alalım. Yüksekliğimiz kaç? 8. 8'i alalım. 3 kere 3 9. 9 ile 8'i çarptığım zaman hacmimiz 72 pi santimetre küp olur. Şimdi pi sayısını yine soruda eğer 73 olarak verirlerse 72 ile de 3 çarptığımız zaman hacmimiz 216 santimetre küp olur. Yani eğer pi verilmezse bunu pi cinsinden, pi'nin katı şeklinde çıkarırız. Eğer pi olarak pi vermezlerse böyle bırakırız. Ama pi'yi genellikle 3 olarak verirler. Verdikleri zaman da çarparız. Sonuç sayı olarak çıkar. Şimdi başka bir örnekle konumuza devam edelim. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde AB 5 santimetre, ve BC uzunluğu 2 santimetredir. ABCD dikdörtgeninin DC kenarı etrafında 360 derece, DC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen silindirin hacmi kaç santimetredir? Küptür. Kaç santimetre küptür? Burada pi sayısını 3 olarak almamız isteniyor. ABCD dikdörtgeninin DC kenarı etrafında döndürülmesiyle, yani 360 derece döndürülmesiyle BC yarıçaplığı AB yükseklikli bir silindir oluşur. Şimdi yarıçapımız burada gördüğünüz gibi 2 santimetre, yani BC uzunluğu, yüksekliğimiz de AB uzunluğu, yani 5 santimetre olur. Silindirimizin hacim formülü, yeni oluşan silindirimizin hacim formülü pi r kare h'tır. Yani taban alanı çarpı yüksekliktir. Pi 3 aldık. R kaçtır? 2'dir. Yarıçapı 4. Yarıçapı 2'nin karesinden 4 eder. Yüksekliğimiz de 5'tir. Buradan 3 çarpı 4 çarpı 5'ten hacmimiz 60 santimetre küp eder. Yani bir kare ya da dikdörtgenin 360 derece döndürülmesiyle dik silindir oluşur. Bu sorudan bu sonucu çıkarabiliriz. Başka bir örnekle konumuza devam edelim. Bir ayrıtının uzunluğu 4 santimetre olan şekildeki küpün içerisinden en büyük hacimli silindir kesip çıkarılıyor. Kalan parçanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi küpümüzün bir ayrıtının uzunluğu 4 santimetredir. Ve pi sayısını da 3 alacağız. Çözüme geçelim.
Bir ayrıtın uzunluğu 4 santimetre olan küpün içerisine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin yarıçapı 2 santimetre ve yüksekliği de 4 santimetredir. Şimdi yüksekliğimiz 4, yarıçapımız da 2 santimetre. Şimdi önce küpümüzün hacmini bulalım. Küpün hacmi A küptür. A 4 olduğundan 4'ün küpü 64 santimetre küp eder. Silindirimizin hacmi pi r kare h'tır. Pi sayısını 3 vermişler. Yarıçapımız 2, yüksekliğimiz 4, 2'nin karesi 4, 3, 4 ve 4'ün çarpımı 48 santimetre küp de silindirimizin hacmini verir. Küpün hacminden silindirin hacmini çıkardığımız zaman, yani 64'den 48 çıkardığımız zaman 16 çıkar. Bu 16 sayısı da kalan kısmın, yani küpün içinden silindiri çıkardığımızda kalan kısmın hacmini verir.